Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük, namı der Volkan abi. Zaten beni tanıyorsunuz. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen aşağıdan abone olun, takip edin ve zili açık bırakmayı sakın unutmayın ki yepyeni eğitim videolarını ilk siz görün. Arkadaşlar, bugün Vantrilok kukla derslerine başlıyoruz artık. Bu benim ilk göz ağrım, canım, cicim Tolki, biliyorsunuz, bunu tanıyorsunuz zaten. Hem biz Tolki ile beraber yıllarca televizyon programları yaptık, hem de Tolki ile beraber yurt dışına gittik. Birçok yere turneye gittik. İsviçre'ye gittik, Danimarka'ya gittik, Avusturya'ya gittik, Almanya'ya gittik, Fransa'ya gittik, değil mi? Bunların hepsini biz Tolki ile beraber gittik. O kadar yoruldu ki görüyorsunuz artık kullanılmaktan. Dudakları mudakları yıprandı zavallıcığın, ama tabii ki ben onu en güzel şekilde saklıyorum. Bu benim için ilk göz ağrım olduğu için çok kıymetli. Bunu ömür boyu böyle evimin en baş köşesine koyacağım. Çünkü ilk kuklaya başladığım dönemde benim aldığım ilk kukla Tolki'ydi ve arkada gördüğünüz arkadaşlar şu dinozordu, Dino'ydu. İkisini aldım ve bayağı evde kavgalar çıktı, yani büyük kavgalar çıktı. Babam kıyameti koparttı. İşte 3 kuruş para kazanıyorsun, kazandığın parayı da oyuncaklarımı veriyorsun, niye bu oyuncaklara para veriyorsun diye böyle kızdı bana, bayağı bağırdı, kızdı. O dönemde tabii ki bayağı bir stresli bir durum oldu bizim için. Ben de çok üzüldüm yani açıkçası o tepkiye. Ya dedim, baba dedim, ben dedim bunu dedim, seviyorum dedim, ben bunu öğreneceğim dedim, çocuklara faydalı işler yapacağım. Sana mı kaldı, o zaman git öğretmen ol dedi. Kendisi öğretmen olduğu için. Ya, kolay mı dedim öğretmen olmak ya? Öğretmen olmak kolay mı? Keşke olabilseydim, ama benim ailede herkes öğretmen oldu. Benim dışında bir ben olamadım ya. Ben de ne yaptım, bu işlere girdim, ama ben de 2 tane üniversite bitirdim. Dış ticaret ve iktisat. Şu an ikisini de yapmıyorum. Çünkü niye? Sevdiğim işi yapıyorum. Tiyatroyla uğraşıyorum. Sunuculuk yapıyorum. Vanturulo kukla yapıyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz Volkan abiyle öğretici çocuk şarkıları albümümüz var. İnternetten bedava indirebilirsiniz. Volkan Yürük Official Instagram hesabından ve YouTube hesabından indirebilirsiniz. Bedava. Bu YouTube kanalımızda da yine var. Volkan abiyle öğretici çocuk şarkıları. Oradan şarkılarımızı da indirebilirsiniz. Şimdi bugün kuklanın ilk temel dersini veriyorum. İlk dersimiz şu. Kuklanın gerçek olduğuna inanacaksınız. Yani bu oyuncak değil arkadaşlar. Bu oyuncak değil. Yani bunu elinize taktığınız andan itibaren bu artık canlı. Merhaba. Evet. Bu artık canlı ve sizin bir arkadaşınız. Aslanım benim. Görüyorsunuz. Yani bunun bir kere oyuncak olmadığını bilmeniz lazım. Bilmeniz lazım. Görmeniz lazım. Görmeniz lazım. İlk dersimiz bu. Kukla gerçekten canlı. Çünkü bunun canlı olduğuna önce sizin inanmanız lazım ki sizi izleyen seyirciler de bunu izlediklerinde inansın. Ve ben buna hep inanıyorum. İlk elime aldığımdan beri kuklayı, ilk bu işe başladığımdan beri her zaman onların aslında canlı olduğunu ve bizim kişiliğimizin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Onun için ben her kuklama bir tipleme veriyorum. İşte yaramazlık, işte akıllı, işte efendime söyleyeyim uykucu, tembel gibi tiplemeler vererek onların kişilik sahibi olmasını sağlıyorum. Ondan sonra da sahneye uyarlıyorum. Onlara uygun skeçler yazıyorum. Ondan sonra Allah Allah. Ondan sonra da sahneye çıkıyorum. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Ama o kadar hızlı ilerledim ki ben, Allah'ıma şükürler olsun, Rabbime şükürler olsun. Hep böyle kendimi geliştirerek, çünkü mesela Türkiye'de ilk Vantrilok alfabesini çıkardım. Hala daha bilmeyenler var, bu işin alfabeyle olduğunu bilmeyen insanlar var. Televizyondan direkt 2 günde meşhur olan insanlar da var, ama bu işin aslı alfabesinde yatar. Bunun bir alfabesi var. Bunu zaten ilerleyen derslerde öğreneceğiz. Bir de dudak arkadaşlar. Dudak olayı çok önemli. Dudak eğitimi çok önemli. Dediğim gibi sonrasında vanturulo hareketlerimiz var. İşte kuklaya böyle hareketler yaptırma, işte 90 derece, 45 derecelik bakış açıları, seyirciyle odaklanma falan diye. Bunları da yine ilerleyen derslerde sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Ben bu işi, hani çok bu konuda mütevazi olamayacağım. O kadar iyi yaptım ki bu işi. Şöyle söyleyeyim size, TRT Kültür Bakanlığı arşivinden gelindi ve ben arşive geçtim. Meddah ve kukla sanatçısı olarak. O bir kitap var. bu gelecek nesillere aktarılması için işte Türk sanatlarının gelişimiyle ilgili bir kitap var. O kitapta yer aldım. Artı birçok televizyon kanalı, TRT Çocuk başta olmak üzere röportajlarım yayınlandı. Yine birçok gazete ve haber kanallarında gene yayınlandı. Benim bütün videolarım, görüntülerim, işte yaptığım sosyal sorumluluk projeleri. Bir sürü kuklacı var. Ya Türkiye'de bu sanat çok yok. Nasıl yok? Anaokulu öğretmeni olup da şu anda bu işi yapmayan yok. Bütün anaokulu öğretmenleri ellerinde kuklayla dolaşıyorlar. Yani eleştirmiyorum ama hoş da bulmuyorum. Yani bu bir sanat abicim. Bunu herkes yapamaz yani. İyi, her anaokulu öğretmeni bir kukla alsın, o zaman kuklacılık yapsın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Biz gidip anaokulu öğretmenliği yapıyor muyuz? Bu anaokuluyla ya da çocuklarla iletişimle alakalı bir şey değil. Bu başka bir sanat, başka bir alan. Arkadaşlar bunu bir kere kafamıza koyalım. Şimdi sevgili Tolki'cim bayağı da böyle ağzı gözü yaralanmış zavallımın ya. Canım benim ya. Ay canım. Bırak beni. Tamam sakin. Bıraksana abi. Tamam. Seni şöyle şuraya bırakalım. Heh. Sen şurada otur. Evet. Şimdi bu ilk dersimizde dediğim gibi ana kural şu. Kuklanın gerçek olduğuna inanacaksınız. Kukla gerçek, kukla gerçek, kuklalarım gerçek, benim kuklalarım gerçek, benim kuklalarım gerçek, benim kuklalarım gerçek. Bunu tekrarlayın. Buna önce bir kendiniz inanın. İnanın ve inanın. İnandıktan sonra şöyle olacak, çok daha zevk alacaksınız. Çok daha haz duyacaksınız. Hoşunuza gidecek. Ya diyeceksiniz, şu mouse'u şöyle çekeyim de, ya diyeceksiniz, gerçekten ne kadar zevkliymiş ya, ne kadar güzelmiş. Hoşunuza gidecek yani, siz de keyif alacaksınız. Zaten siz keyif alınca karşıya enerji geçiyor. Enerji geçince insanlar da keyif alıyor arkadaşlar. En önemli şey bir de boğazınız kurumaması lazım. Şimdi şu bölgede, diyafram dediğimiz bölgede, şurada bir nefes boşluğu var. Zaten tiyatrocular bilirler. Tiyatroda da ses kullanma açısından, sesin seviyesi açısından biz bunu hep kullanıyoruz. Diye yaptığınız zaman mesela burada bir titreme oluyor şu boşlukta. Normalde Türkçe, tabii Farsça ve Arapçadan birçok kelime geçtiği için aslında dudaktan kullanılan bir dil olmasına rağmen şu an gırtlaktan da konuşuyoruz biz bazı kelimeler diye, böyle gırtlaktan çıkan kelimeler var, harfler var daha doğrusu. Şimdi bunları vantroloğa uyarlamak çok zor. Çok zor yani, çünkü birkaç tane dilin ne yazık ki saldırısına uğramış Türkçe ve karışmış. Yani öyle olmuş ki artık onlar Türkçe gibi olmuş. Yani biz onları Türkçe gibi kullanıyoruz. Dolayısıyla bu kelimeleri söylerken de zorlanabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız lazım? Mesela ağzımızın şu dudak hani kıpırdıyor, yapışıyor, kalkıyor. Birçok harf bunu yapmadan olmaz. Yani mesela P, 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 P. Bu P'yi dudağınızı birbirine değdirmeden söyleyemezsiniz. Deneyin. Bak gördünüz mü? Olmadı. Çok komik oldu. Yapamadınız. P, P. Bir de F, 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 F. Mesela bunları ne yapacaksınız? Bunları ilerleyen günlerde ben size alfabesini öğrettiğim zaman çözeceksiniz. Şimdi ilk yapmanız gereken arkadaşlar, bir kere ağız olarak ağız yapınızın nasıl olduğu çok önemli. Yani çeneniz ileride mi, dışarıda mı, geride mi, düz mü? Ya çok önemli. Yani ağız yapınız çok önemli. Çünkü ağız yapınıza göre bir şekil almanız lazım. Gibi bir şekil alarak dudağınızı kıpırdatmadan konuşmanız lazım. Normalde karnından konuşma diye bilinir. Vantriloktur. Ama herkes onu Vanturulok der. Aslında sonu K'dir yani. Vantriloktur. K ile biter. Ama herkes G olarak söylediği için, işte Türkçeden bahsettiğim gibi artık yerleşmiş, herkes Vantrilok diyor yani. Birçok çizgi filmde, televizyonlarda bile görüyorum. Bu işin gösterisini yapan, bu işten para kazanan birçok insan da Vantrilok diyor mesela. Halbuki Vantrilok diye bir şey yok. Vantrilok. İngilizcesi de ventriloquist diye geçer. Bu da böyle genel kültür olarak artistik yapayım, araya sokuşturayım. Şimdi benim ağız yapım düz. Yani benim çenem geride değil, ileride değil, işte sağda değil, solda değil. Onun için ben normal ağız Onun için ben normal ağız kullanacağım. Yani hafif dişleri açacağım şu şekilde. Arkadaşlar, evet, bunu anlayabilmeniz için şunu yapmanız lazım. Ağzınıza bir şekil veriyorsunuz. Şu şekilde. Ağzınızın yapısına göre, onu tabii ki ben şimdi görmeden bir şey diyemeyeceğim. Ve bu şekli verdiğiniz zaman ses çıkartmaya çalışıyorsunuz. Mesela herhangi bir ses, harf olması önemli değil. Bakıyorsunuz dudağınıza, şekil olarak iyi. Açısına bakıyorsunuz, büyüklüğüne. Merhaba arkadaşlar. Mesela beni açı şöyle şu kadar, bir kalem kadar. Yani şu kadar mesela. Şimdi bu ağzın bu hale gelmesi tabii ki yıllar süren bir şey. Devamlı surette sahne alıyorsunuz, işte çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz falan. Ben kuklaları aldım, 1,5 sene evden çıkmadım. 1,5 sene bunları çalıştım ve sonra evden çıktım. Ama tabii bunu kimse bilmez. Herkes kuklayı al, çık sahneye, oh ne güzel, gösteri yap. Çoğu insan zaten maddi olarak yaptığı için parayı al, oh tamam ne güzel yaptık gittik gibi düşünür. Halbuki öyle değil. Ben 1,5 sene kuklaları evden çıkartmadım. Herkes benimle dalga geçti. Volkan abi kuklaları evde oynamak için almış falan dediler yani. Şimdi bu hareketleri yapacaksınız, bu çalışmayı yapacaksınız, ondan sonra kukla işine geçeceksiniz. Çünkü diyeceksiniz ki bakalım biz yapabiliyor muyuz? İşte bunu herkes yapabilir. Hayır, yapamaz. Herkes yapamaz. Yani bunu herkes yapamaz yani. Herkes kukla oynatabilir ama herkes vanturolog olamaz. Öyle bir şey yok. Doğal yetenek olabilir, doğuştan gelen. Doğuştan mesela ağzını kıpırdatmadan "Hı arkadaşlar, hı diyor bakalım, işliyorlar, yaşasın ha!" diye konuşan insanlar var mesela. Birçok insan görmüşsünüzdür etrafınızda. Mizansel olsun diye arkadaş çevresinde, arkadaşlarla yapılan sohbetlerde komiklik olsun diye ördek sesi çıkaranlar, bak 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 diye, onu ben yapamıyorum mesela. Öyle sesler çıkaranlar hiç böyle ağzını kıpırdatmadan vardır. Bu nefes çalışmalarını, artikülasyon çalışmalarını ve ses çalışmalarını daha sonraki derslerde göstereceğim. Bugün sadece birinci dersimiz neydi? Kukla gerçek, kukla canlı, kukla bir oyuncak değil. Ona saygı duyacaksınız, onu seveceksiniz ve onun gerçek olduğuna inanacaksınız. 2. Ki ben bak mesela benim kuklamı elime alıp oynatıyorlardı ilk geldiğim zaman evde. Annemle babamla kavga etmişim. 2 hafta küs gezmişim yani. Benim kuklamı niye oynuyorsunuz? Benim kuklama niye elinizi soktunuz, oynattınız? Çok moralim bozuluyordu mesela. Çünkü onun gerçekçiliği benim için geçerli. Başkası onu aldığı zaman, oynattığı zaman ben çıldırıyordum yani. Öyle olmanız lazım. Şimdi ağız hareketine geri dönecek olursak, ağız hareketinizde dediğim gibi açınızı ayarladınız, o sesi çıkarttınız. Şimdi bu gene sizin ağız yapınıza göre şöyle bir kalem kullanabilirsiniz, şöyle bir kalem kullanabilirsiniz. Ya da ağzınızın şekline göre, gene söylüyorum, şöyle büyük bir kalem de kullanabilirsiniz. Yani şimdi ben böyle yapıyorum. Ha arkadaşlar, herkese merhabalar, nasılsınız? Aa harika, bugün yine sizlerle beraberiz gibi bir şey yapıyorum. Ama başkası, aa arkadaşlar, herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz gibi daha fazla açarak yapıyoruz. Bu onun ağzının yapısıyla alakası, yani kemik yapısıyla alakalı bir şey. Onun için tabii ben şimdi görsem, ha evet abicim sen şunu yapabilirsin, ha sen bunu yapabilirsin. Buna siz karar vereceksiniz çünkü ben sizi görmediğim için bilemiyorum. Bu kalemi de kullanabilirsiniz. Yani ağzınızı eğer çok açıyorsanız kemik yapınıza göre bunu şöyle yapıyorsunuz. Bu şekilde konuşmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar, herkese merhabalar, nasılsınız? Aa arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Volkan Yürük. Harika. Şimdi şu anda bunu böyle yaparak, bu anlaşılmaz olabilir. Mıymıntı şeklinde olabilir. Sonra bunu büyütüyorsunuz. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Daha zor oluyor mesela. Bunu bir kalem yardımıyla yapabilirsiniz. Kendiniz rulo kağıt yapabilirsiniz. Affedersiniz, tuvalet kağıtlarının bitiş kağıdı var ya, onu mesela 2'ye katlayıp bantlayıp onunla bile yapabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan ağız yapınızın ve ağız açısının nasıl olduğunu bilmeniz, hangi açıdan ses çıktığını bilmeniz. Yani şu açıyı bileceksiniz. Hangi açıdan daha net ses çıkıyor? Yani mesela ağzın açılışına göre harfler ya da sesler farklı çıkabilir. Zaten harf nedir? Sestir yani. sesin çıkışıdır harf yani. Aslında bunu bilerek bu şekilde sesin en doğru çıktığı şekli bulacaksınız. Ağız yapınızı ayarlayacaksınız. Bu çalışmayı yapın arkadaşlar. Bir sonraki derste size yine alfabe ile ilgili bazı ipuçları vereceğim. Bu ağız jimnastiğini yapın. Bu ağız jimnastiğinden sonra farklı ağız jimnastikleri de yine burada sizlerle beraber paylaşacağım. Aynı zamanda ilerleyen derslerde de direkt kuklaya geçtiğimizde kukla nasıl oynatılır, nasıl şekillenir, eli kolu nasıl tutulmalı, işte sahnede dururken kendimiz ve seyirciyle açısı nasıl olmalı, bunların hepsini Volkan abi olarak bu güzel kanalımızda sizlerle paylaşacağız, sizlere anlatacağız. Tek yapmanız gereken hemen şuradaki, yok şurada olması lazım. Volkan abi butonuna tıklamak, kanalımızı takip etmek, zili açık bırakmak, eğitim videolarından faydalanmak. Aynı zamanda oyun videoları, oyun tanıtım videoları da yapıyoruz. İlerleyen dönemde zeka ve eğitim videolarının yanı sıra eğlenceli oyun videoları da yapacağız. Mesela zeka geliştiren oyunlar. Bunlarla ilgili şu an araştırmalarım devam ediyor. Pedagojik olarak hani size uygun neler bulabiliriz? Hem yetişkinler için, hem küçükler için, hem büyükler için herkese eğlence olabilecek. Mesela büyükler için şu anda kim milyoner olmak ister gibi bir şey düşünüyorum. O tarzda bir şey düşünüyorum. Hani öyle bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum burada. Yine çocuklar için, çok küçük çocuklar için boyama, renk ve böyle hayal gücü geliştirme. Siz meraklılar için vanturulo kukla, ilerleyen dönemde yine illüzyon, sihirbazlık dersleri burada merak edenler için. Ve tabii ki olmazsa olmaz tiyatro. Tiyatro. Herkesin en büyük derdi tiyatro. Tiyatro eğitimlerini de burada elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Sizlere faydalı olmak adına dersler vereceğim arkadaşlar. Umarım kanalımızı takip edersiniz. Umarım kanalımızdan arkadaşlarınıza, çevrenize, dostlarınıza bahsedersiniz. Böyle bir kanal var. Volkan abi yıllardır yaptığı gibi yine bu sefer de gene aynı şekilde sırf insanlara faydalı olmak adına hiçbir kazanç beklemeden böyle bir şeyler yapıyor kanalda. Lütfen onun kanalına abone olalım. Oradan faydalanalım. Güzel güzel yorumlar yapalım diye destek olursanız çok seviniriz. Daha başka da bir şey istemem sizden. Şimdilik çok teşekkür ediyorum bana ayırdığınız zaman için. Tekrar kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın diye tekrarlıyorum. Çünkü bunu çok söylemek gerekiyormuş. İnsanlar genelde izliyormuş ve çıkıyormuş ama sizin öyle yapmayacağınıza eminim. Burada büyük bir emek var ve bu emeğin devamı için, böyle güzel videoların devamı için sizlerden ricam, lütfen takip edin, güzel yorumlar yazın, destek verin ki biz de kendi içimizde heyecanlanalım, heveslenelim bu işe ve devamını getirelim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.